Selamlar arkadaşlar, ben Doğan. Oyunsal Espriler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere DC Premium'la bir ay içerisinde neler yaptım, ne kastım, ne kazandım, ne kaybettim bunu anlatacağım. Premium'um yeni bitti. Premium'um bunu söyleyemiyorum ya. Premium yeni bitti. İşten geldiğim için yetişemedim. Bu yüzden şu anda sağ tarafta göremiyorsunuz. Şimdi şöyle başlayacağım. Ne kadar masraf yapmışız? Önce masraflarımı anlatacağım sizlere. Ondan sonra çara neler yapmışız? Bir ay içerisinde ne kasmışız? Bunları göstereceğim. İlk başta DC Premium'u alırken 2400 cash çektim çara. 2400 cash ile başladık. Ondan sonra şurada uçan, hemen tepemde uçan bir perimi görüyorsunuz. Periye de 800 cash verdim. Onun dışında 3 adet 400 cash'im var. 400'er cash çekmişim. 3 adet, yani totalde 1600 cash daha çekmişim. İşte nedir? Bag için, VIPK için, Genia masrafları için, Genia alımı için, ne bileyim, bu premium potlar var, premium potlar için falan. Bir 400'er cash daha çekmişim. Yani totalde 2400 oradan, 1600 oradan, 4800 cash çekmişim. Yani bu 4800 cash'in maliyeti de bana 258 lira arkadaşlar. 258 lira bir ay içerisinde bir masrafım olmuş. Sol tarafta zaten benim çara almış olduğum cash'lere yapmış olduğum harcamayı görüyorsunuz. Buraya not olarak hemen iliştirdim sol tarafa. Onun dışında bir ay içerisinde ne kadar masraf yapmışız, çara neler yapmışız, ondan bahsediyor olacağım hemen. Şöyle inventory'mi bir açayım. İlk başta Eagle Eye ile başlayalım. RTD Eagle Eye aldım. Öncesinde bir RTD IBAN vardı. eBay ile biraz farm yaptım. Ondan sonra biraz para katlayınca, para bulunca RTD EE aldım. 220 M'e Eagle Eye'ı almışım. Bizim Olympia serverında şu anda 220 M satışı var. Biraz daha düşmüş olabilir ama ben zamanında 220 M aldım. Onun dışında artı 8 çitin set yapmıştım. Şu 4 adet kafalık, göğüslük, donluk ve kolluk 55 RM'den aldım. Ayaklık ne hikmetse biraz yüksekti. Ayaklığı da 58 RM'den aldım. Bunları da hesapladığımızda bunlara harcamış olduğum para da 278 RM. 278 RM'e de çitinleri maliyetini getirmişim. Hemen şurada bir tane artı 2 favorinim var. Favorini de hatırlar mısınız bilmiyorum ama hiç göstermedim galiba. Benim bir tane artı 0 elf ringim vardı. 2 tane elf ringi pazardan aldım. Bir tanesini 20M, bir tanesini 25M'den aldım. Artı 1 olarak elf ring kullanıyordum. Elf ringin defansı çok az olduğu için, tamam dex olarak biraz daha kuvvetli olabilir ama defansı düşük olduğu için ben de favorin yapmaya karar verdim. Yani üzerimde olan artı 0 elf ringi söylemiyorum. Sadece ikisi için harcamış olduğum tutarı söylüyorum. 45M para harcamışım. Bizim serverda, yani artı 0 olarak toplasan da artı 2 olarak satın alsan da 180M. Ben bundan 45M'i çıkarttığım zaman 135M'e de favorin artı 2 bana gelmiş oluyor. 135M'e de favorin artı 2'yi yapmışız. Hemen şurada bir tane Amulet of Dex'im var. Artı 0. Belki bilenler bilir, hatırlar. Bir old takı çevirme videosu yapmıştım. Oradan çevirmiştim ben bu Amulet of Dex'i. Bizim serverda da şu anda satışı 50M civarı bir şey. Düz olarak 50M yazdım ben buna. 50M'lik bir maliyeti var bunun da bizlere. Üzerimizi tamamladık. Şimdi çarım zaten 82-83 level olduğu için her akşam ve her sabah JRL'lere girmeye çalıştım. Çoğuna da girdim. Ve bizim Olympia serverında humanların çok güzel bir yanı var. Nereden baksanız %95 her girdiğim JRL'yi kazandım. Hatta bir kere denk geldi. Gold bar bile aldım. Onun fotoğrafını çekmiştim. Yayınlayacaktım ama fotoğrafı silmişim yanlışlıkla maalesef. Kimi girdiğim yerde 3 tane aldım. Kimi girdiğim yerde 2 tane aldım. Ama genelinde şansın çok çok yaver gitti. Normalde bir ay içerisinde 60 tane toplarsın. Ama ben genelinde kazandığım için 62 tane
Silver Gem'im var. Bu Silver Gem'lerin düz hesap olarak bizim server'da satışı 5M. 5M'den hesapladığım zaman 310M para yapar. 62 tane Silver Gem. 300M de bunlara yazdık getiri olarak. Yani sonuçta oyun içerisinde bir ay içerisinde ne yapacağımıza bakıyoruz değil mi? Yani bunları da saymam gerekiyor diye düşünüyorum. Yanlışım varsa yorumlarda da belirtebilirsiniz zaten. Ben burada biliyorsunuz ki şans oyunları da yapıyorum. Blue, Black ve Green gemleri şans oyunlarında kullandığım için bunları fazla toplayamadım açıkçası. 8 tane Blue gemim var. 1.800'den falan satılıyor. 8 tanesi 14M yapar. 14M Blue gemler için. 6M Black gem. 2 tane de Green gemim var. Bunları da 1M'den hesapladım. Düz hesap. 100-200'den falan sayılıyor ama ben 1M'den hesapladım. 2M'de bunlar yaptı. Onun dışında 9 tane buz satamadım şu anda. 9 tane buz, bez 8 tane, 21 adet deck scroll. Bunlar pazara koyduğun zaman normalde NPC satışı 300k ama pazara koyulduğu zaman gittiği için az çok bunları NPC'ye satmıyorum. STR ve upgrade scroll'um var. Busum zaten 2500'den rahat gidiyor. Besi de 1500'den hesapladım. Şuradaki boostların bana getirisi 65M civarı bir para. 65M'de bunlar için saydık. Bir de şurada iki tane artı dairenin puan var. Bunları ucuzdan bulmuştum pazarda. Çektim. 35M'den gidebilir. Gider. Yani 30M'den çektim. Hatta 30M bile değildi. 29M'den çektim. 35M'e okutabilirim diye düşünüyorum. O yüzden çünkü genel piyasa 40M civarı olduğu için 40M'e koyuyorlar pazarda sel satış fiyatı. Ben düz hesap olarak 35M sayıyorum tanesini. Bunlar da 60M yapar. Pardon, 70M yapar. 35'ten saydığımda 70M para yapar. Onun dışında bir de 181M nakit param var. Coins'im var üzerimde. Bunların hepsini, yani şu gemler, şu inventory'mdekiler, artı 8 çitin setim, ondan sonra Eagle Eye, Favorin, Amulotep, Amulet of Dex, bunları saydığımda, topladığımda toplamda 13 GB, yani 1 milyar 331 milyon para yapar. 31 olması ayrı bir cenabetlik. Ben buna düz hesap 13 GB diyeceğim. Bir ay içerisinde kar dizimi, ne bileyim yani çok 10 numara bir kar dizimi değil biliyorum ama elimden geldiği kadar, yapabildiğim kadar, farm yapabildiğim kadar, şimdi de yeni işe başladım, tekrardan DC Premium çekebilir miyim, çekemez miyim, kar başında durabilir miyim tam olarak bilemiyorum, ona ilerleyen zamanlarda bakacağız artık. Bir ay içerisinde 13 GB bir para kasmışız. Bu 13 GB'nin şu andaki satış fiyatı da sitede, yani Binogame sitede 1 GB 27.750 olması lazım. Hemen yanlış olmadan tekrar bir bakayım. 26.750'ymiş. Şu andaki sitenin 13 GB, yani 1 GB'ye alış fiyatı 26 lira 75 kuruş. Güncel fiyattan GB'yi satışını varsayarsak 13 GB'den 347 lira para yapar. 347 liralık bir farm yapmışım bu zamana kadar. Yani bir ay içerisinde 347 liralık bir farm yapmışım. Şimdi ne kadar harcamıştık? 258 lira para harcamıştık. Ne kadar getirisi var? Bir ay içerisinde ne kasmışız? 347 lira para kasmışız. Bunu bundan çıkarttığımızda 347 eksi 258 lirayı çıkarttığımızda 89 lira. Allah bereket versin, 89 lira bir ay içerisinde artıya geçmişiz. Yani bu diğer keşleri çekmiş olmasaydım ya da daha fazla farm yapmış olsaydım bu parayı katlayabilirdik. Bir ay içerisinde bunları yapmışız. Evet arkadaşlar, bir ay içerisinde 89 lira para kasmışız. Biraz çar dizmişiz. Yani bir daha DC Premium çekersem ve farm yapma fırsatım olursa
daha iyi bir çar dizmek için uğraşacağım. Yani tamamen çar için uğraşacağım. Öncelikle takılarımı yenilemeyi düşünüyorum. Takılarımı yükseltmeyi düşünüyorum biraz. Old takılarla geziyorum. Yani old takılarla geziyorum şu anda. Ne bileyim bir RE, artı 3 RE ya da artı 2 RE. Şu anda imkanım neye el verirse ya da ne yapabiliyorsam yavaş yavaş öncelikle bunları yapmaya çalışacağım. En sonunda da artı 9 çitin set yapmayı düşünüyorum. Şu anda 6 GB çitin setler gördüğüm kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam. Yani ileride biraz daha ileride düşebilir mi? Düşebilir belki, ama zamanla bunları da yavaş yavaş yenileyeceğim. Yenilemeyi düşünüyorum daha doğrusu. Kimileri az diyebilir yapmış olduğum farma, kazanmış olduğum paraya. Kimileri az diyebilir, kimileri için ideal olabilir. Yani ben çok fazla duramadım, çok fazla yapamadım. Ki boş durduğum günler de oldu. Eve gelemediğim, yapamadığım günler de oldu. Ama JR'lere girmeye yetişmeye çalıştım sadece JR'lerden kazanç sağlayabilmek için. Farm yapamadığım günler de oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Son olarak da aşağıya Kovpazar ve Binogame bağış hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz oradan bana bağışta da bulunabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Son olarak da aşağıya Binogame ve Kovpazar bağış linkimi bırakıyorum. Dilerseniz oradan bana bağışta da bulunabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki farm videolarında görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.